Allah'ın aşkınlığı. Yazan Fahrettin Er Razi. 1. Bölüm. Allah'ın sıfatları ile ilgili farklı görüşlerin genel bir çerçevesi. Sıfat, Allah'ın zatına nispet edilen bir kavramdır. Nas'larda yer alan bu kavramlar, kelime türü açısından isim, fiil, mastar veya zarf şeklinde olduğu gibi, Arapçadaki sıfat kalıplarından biriyle de kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de sıfat kelimesi geçmemektedir. Ancak tevhide aykırı inançları tenzih etme bağlamında, Allah'ı çeşitli sıfatlarla niteleme anlamında vasıf kelimesi muzari kalıbında kullanılmaktadır. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'de isim olarak Allah'a nispet edilen pek çok kelime yer almaktadır. Allah'a nispet edilen isimler ve sıfatlar şüphe yok ki, aşkın yaratıcıyı nitelendiren ve onu insan anlayışına yaklaştıran kavramlardır. Nas'larda yer alan bu kavramları tereddütsüz kabul eden kelam alimleri, nas'la sabit olmayan bir kavramı Allah'a izafe etmenin meşruiyetini tartışmıştır. Nas'ların nitelendirildiği genel uluhiyet anlayışına ters düşmemek şartıyla bunu meşru görenler olduğu gibi doğru bulmayanlar da olmuştur. Gazali ile Razi tarafından benimsenen tercihe göre bu noktada isimle vasıf birbirinden ayrı düşmemelidir. Nas'larla sabit olmayan bir ismi Allah'a nispet etmek meşru değildir. Bununla birlikte uluhiyete ters düşmeyen bir kavramla onu nitelendirmek mümkündür. Her insan kendi varlığıyla birlikte aşkın bir yaratıcının varlığını da benimsediğinin derinliklerinde hisseder. Fizyolojik ve psikolojik yapısı itibariyle iç içe birçok sistemden oluştuğunu, içinde yaşadığı tabiatın da olağanüstü bir ahenk ve düzen taşıdığını fark eden insan, yaratıcının bu eseri karşısında ona inanmaktan uzak duramaz. Fakat her insan, duygularıyla doğrudan idrak edemediği yaratıcının sıfatlarını öğrenmeyi arzu eder. Acaba insan düşünce tarihinde bu mesele nasıl anlaşılmış? Bu konuda hangi ekoller, hangi düşünceleri ön plana çıkarmıştır? Bu soru çerçevesinde tarihi arka planın öncelikle gözden geçirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Zat-ı sıfat ilişkisi konusunda ortaya çıkan ihtilaflar ilk defa Müslümanlar arasında çıkmış değildir. Yahudi kelamında insanla Allah arasında benzerliğin varlığını kabul eden ekoller hiçbir zaman eksik olmamıştır. Şehristani 1076-1153'e göre teşbih Yahudilerde tabiat halindedir. Onlar Allah'ın tıpkı insan gibi istiva ettiğine, insanı donatan organların benzeri eli ve yüzünün bulunduğuna inanırlardı. Yahudiler bu konuda 3 aşamadan geçmişti. İşin başında olanlar fiziki bir ilah tasavvurundan uzak kalamadılar. Aşağıdaki ayet onların bu konudaki tutumlarını ortaya koymaktadır. Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız. Sonra onların akli seviyeleri belli bir düzeye ulaştı, yaratıcıyı eksik sıfatlardan tenzih ettiler. Fakat bu durum uzun sürmedi. Onlar ilahlarını millileştirerek Allah'ın sadece İsrailoğullarının ilahı olduğuna inandılar. Bu yaklaşım beraberinde ilahı pek çok muhtes sıfatlarla sıfatlandırmayı getirdi. Mesela Tevrat'taki şu ayetler onların tanrı telakkilerini açıkça ortaya koymakta. Ve Yakup yalnız başına kaldı. Ve seher çökünceye kadar bir adam onunla güreşti ve onu yenemediğini görünce uyluğunun başına dokundu ve onunla güreşirken Yakup'un uyluk başı incindi. Ve dedi ki, ''Bırak giyeyim çünkü seher vakti oluyor.'' Ve dedi, ''Beni mübarek kılmadıkça seni bırakmam.'' Ve ona dedi, ''Adın nedir?'' Ve o dedi, ''Yakup.'' Ve dedi, ''Artık sana Yakup değil ancak İsrail denilecektir. Çünkü Allah'la ve insanlarla uğraşıp güreşip yendin.'' Hristiyanlıktaysa, İncil'deki inanç esaslarının kendi bütünselliği içerisinde değil de felsefi akımların kalıplarına göre yorumlanması, diğer taraftan ruhbanlığın anlama ve yorum kurumuna dönüşmesi, çok belirgin bir şekilde Tanrı'yı insana benzetme düşüncesinin yollarını açarak onun insan gibi algılanmasına yol açmıştır. Uluhiyetle ilgili tartışmalar ve bu konuda yapılan yorumlar fazla zaman geçmeden Hristiyan akaidine üçlü bir uluhiyet inancını doğurmuştur.
Nasuriler üç okunumu Tanrı'nın zatı ile ilgili nitelemeler olarak kabul ettikleri halde Yakubiler ayrı ayrı birer gerçeklik olduğuna inanmışlardır. Asli suç kavramının ortaya atılması ve bundan kurtulmak için Tanrı insan düşüncesinin geliştirilmesi sonucunda Hristiyanların uluhiyet anlayışları, göklere yansıtılan insani kudretin yeryüzüne dönmesi şeklinde formüle edilmiş, artık Tanrı'ya benzeyen insan değil de tanrılaşan insan anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Yakın dönemlerde de bu insanın akli verileri temel kriter alınıp ilahi ve kutsal olanın referans olmaktan çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Zat-sıfat ilişkisi konusunda aşırılıklardan biri de antropomorfist görüşlerin aksine aşırı tenzih düşüncesidir. Tarih boyunca Tanrı'nın ancak olumsuz nitelemelerle anlatılabileceğini savunan insanlar da olmuştur. Bu düşüncenin kökenlerini milat yıllarında yaşamış olan Yahudi filozof Pilon'a kadar geriye götürmek mümkündür. İslam düşüncesi gelince Allah'ın bir olduğu ve onunla yaratılmışlar arasında zat ve sıfatlar açısından herhangi bir benzerliğin bulunmadığı, Müslümanların hem alimleri hem de büyük halk kitleleri tarafından İslam tarihi boyunca benimsenmiş genel bir akidedir. Ancak duygularla idrak edilmeyen yüce zatın bir taraftan bilinip tanınması ve evrenin yaratıcısı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan tek ve benzersiz oluşunun kavranılmasının gerçeği karşısında İslam düşünce tarihinde farklı görüşlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bunları üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi, Allah'ı insana veya cisme benzeten müşebbihe ve mücessime fırkasıdır. İkincisi, Allah'ın tek ve benzersiz olduğu inancını zedelememek için onun zatına herhangi bir kavram nispet etmemek ve zatı sadece olumsuz kavramlardan tenzih etmek gibi düşünceleri savunan Mu'tezile ekolünün ve İslam filozoflarının görüşüdür. Üçüncüsü, yüce yaratıcının fiilen var olduğunu, insan ve kainatla münasebet halinde bulunduğunu kavrayabilmek için onu insan anlayışının alanına giren bazı sıfatlarla nitelendirmenin gereğine inanan, bunun yanına uluhiyetle bağdaşmayan bazı kavramları, tenzihi sıfatları onun zatından uzaklaştırmanın zorluğu olduğunu savunan ehli sünnet ekolüdür. Hazreti Peygamber'in ashabı, Kur'an ve sünnette zat ve sıfatlarla ilgili olan hususlara şaibesiz bir imanla inandılar. Zat ve sıfatlar meselesinde ihtilaf etmediler. Nitekim sahabe bu hususa ilgili herhangi bir konuyu Hazreti Peygamber'den sormamış ve bu mesele onların devrinde bir problem haline gelmemiştir. Bu meselenin bir problem şekline bürünmesi daha sonraki devirlerde olmuştur. O halde bu mesele ne zaman ortaya çıkmış ve kimler bu konu etrafında şüpheler uyandırmışlardır? Sıfatlar hakkındaki aşırı görüşlerin ilk defa Hulefai Raşidi'nin son zamanlarında Abdullah bin Sebe ve taraftarlarınca ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. İslam düşünce tarihinde müşebbihe ve mücessime olarak bilinen fırkaların doğmasına onlar neden olmuştur. Onlar Allah'ın zatını yaratıkların zatlarına benzetip ona cisimlere özgü sıfatlar karıştırmıştır. Teşbih ve tescimi savunan Sebe'iye, Şia imamları hakkında o derece ileri gitmişlerdir ki, onları yaratık olma hududundan çıkarmış, haklarında ilahi hükümlerle hüküm vermişlerdir. Teşbih ve tescimi savunan bir başka fırka, Beyan bin Sem'an'a nispet edilen Beyaniye'dir. Beyan, ezeli ve ebedi olmakla birlikte inandığı ilahın insan suretinde azaları olan bir nur olduğunu iddia etmiştir. Muğire bin Said'in Mughiriye adlı fırkası da Allah'ı başında tacı olan nurdan bir adam şeklinde tasvir etmiştir. Onların iddiasına göre mabudun uzuvları ve hikmet dolu bir karnı vardır. Daha sonraki aşırı Şii fırkalarda da bu görüş varlığını sürdürmüştür. Mesela bunlardan biri Hişam bin Hakem'in fırkası. Allah'ı bazen bir lura, bazen bir külçeye benzetirken bazen de onun şekilsiz olduğunu ileri sürmüş, bir kere de onun bizzat yedi karışık bir boyutta olduğunu saçmalamış, en sonunda bütün bu görüşünden dönerek Allah'ın bilinen cisimler gibi bir cisim olduğunu iddia etmiştir. Rafizi müteşebbihe fırkalarından birisi de Hişam bin Salim'in fırkasıdır.
Bunlar Rablerinin insan suretinde olduğunu iddia ettikleri halde onun etten ve kandan oluşmayıp yaygın, bembeyaz parıldayan bir nur olduğunu söylemişlerdir. İnsan gibi beş duyusu, eli, ayağı, burnu, kulağı, gözü, ağzının olduğunu iddia etmiştir. Şia'nın dışında teşbihi hararetle savunanlardan biri de Muhammed bin Kerram es-Sicistani'dir. Muhammed bin Kerram'a göre Allah'ın zatı bir, cevheri tektir. O arşa üst taraftan temas eder. Bir yerden bir yere intikal eder, iner ve çıkar. İbn-i Kerram'ın başlangıçta sıfatiyeden olup daha sonra Allah'ın sıfatlarını ispat hususunda aşırı giderek teşbih ve teczime, daha sonra da Hişam bin Hakim'le birlikte panteist düşüncede karar kıldığını da söylemiştir. Yukarıda görüşlerin sert eleştiriye uğraması sonucu sonra gelen Kerrami ekolün öncüleri, özellikle de Muhammed bin Heysem, Kerramiye'nin bu sözlerden bazılarını değişik şekilde yorumlamaya çalışmıştır. Emevilerin son zamanında mücessime ve müşebbihenin tam aksine Allah'ın sıfatlarını nefyeden bir grup ortaya çıkmıştır. Bu düşüncenin ilk defa Cehim bin Safvan tarafından ortaya atıldığı söylenmektedir. Bazı kaynaklardaysa bu görüşün ilk sahibi Cad bin Dirhem'dir. Cehim bin Safvan, Allah'ın insanları vasıfladığı sıfatla nitelenmesinin caiz olmayacağını iddia ediyordu. Çünkü bu düşünce ona göre teşbihin gerektirirdi. O halde Allah'ın hayat sahibi ve alim olmasını nefi, kadir, fail ve halik olmasını ispat etmek gerekir görüşünü savunuyordu. Öbür taraftan müşebbihe ve mücessimeye karşı mücadele veren Mutezili de zamanla sıfatların nefi noktasına yaklaşmıştır. Mutezile'den sonra güçlü bir felsefi disiplin oluşturan Müslüman filozoflardan bazıları Helenistik felsefenin değişik akımlarından etkilenerek Allah'ın zatıyla vacibül vücut ve her yönden bir tek olduğu görüşünü savunurken Allah'ın sıfatlarını nefyetmede aşırılıklara sapmışlardır. Mutezile'nin kurucusu sayılan Vasıl bin Ata'dan sonra gelen Mutezileliler de felsefi düşüncelerden fazlasıyla etkilenmiştir ve sıfatların inkarı konusunda akli burhanlarla görüşlerini teyit etme gayretine girmiştir. Neticede bu konuda onlardan bazıları da filozofların görüşünü aynen benimsemiştir. Sıfatları zatın aynı olarak kabul etmiştir, bundan dolayı da muattıla olarak isimlendirilmiştir. Aslında Amidi'nin de ifade ettiği gibi Mutezile'yi muattıla olarak kabul etmek doğru değildir. Onlar müşebbihe ve mücessimenin yaydığı şüphelere tabi bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Vasıl ve arkadaşlarının gayesi İslam akidesini savunmak ve ona arız olan tehlikelerden korumaktır. Ancak bu gayenin tahakkukunda bazı metodik hatalar yaptıkları için onlardan kim alimler sıfatların nefi neticesine varamamıştır. Mutezile'nin sıfatlar konusundaki yaklaşımı, daha sonraki dönemlerde özellikle Şia'nın en büyük grubunu oluşturan İsna Aşeriye fırkasında kabul görmüştür. Fakat Şii fırkalar içerisinde sıfatların nefi meselesinde en aşırı gidenler İsmaililer olmuştur. Onlara göre sıfatları kabul etmek Allah'la mahlukat arasında ortaklığı gerektirir. Bu sebeple Allah mevcuttur veya değildir, kadirdir, aciz değildir gibi şeyler söylenmez. Seleften müşebbiheye kayan kesimin dışında sıfatiye olarak da bilinen büyük bir topluluk Allah için ilim, kudret, hayat, irade, işitme, görme, kelam, celal, ikram, inam, izzet ve azamet gibi ezeli sıfatları kabul ediyordu. Onlar Allah'ın zatî sıfatlarıyla fiil sıfatları arasında fark gözetmiyordu. Onlar, Rahman arşı istiva etti, yedimle elimle yarattım, Rabbim geldi gibi ayetler hakkında yine Kur'an'ın Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini ifade eden ayetleri delil göstererek hiçbir şeyin Allah gibi olmadığını, yaratılanlardan hiçbir şeyin ona benzemediğini ifade ediyorlar. Bu ayetlerdeki lafızların manasını bilmediklerini ve bu ayetleri ve tevillerini bilmekle yükümlü olmadıklarını söylüyorlardı. Tevhile yaklaşmayan ve teşbihi hedef almayan selefinin bu tutumu Malik bin Enes'in şu sözü adeta özetlemektedir. İstiva, yerleşmek, oturmak malumdur. Niceliği meçhuldür. Ona inanmak vaciptir. Ondan sualse bidattir.
Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, hocası Ali el-Cübba'i ile fikir ayrılığına düştükten sonra Selef topluluğunun yanında yer alması ve onların görüşünü kelami yöntemlerle teyit etmesiyle Sıfatiye isimli Seleften Eş'ariliğe intikal etti. Eş'ariliğin zat ve sıfatlar konusundaki tutumu, iki taraf olan Mutezile ile Müşebbihe arasında orta bir tutumdur. Yine aynı dönemde İslam coğrafyasının bir başka yöresi olan Mavera-ün-Nehir'de İmam Maturidi de sıfatlar konusunda Eş'ariye benzer fikirler ortaya koymuştur. Ebu Hüseyin Muhammed bin Ahmet Malati, teşbih ve tecsimi savunan Golat-ı Şia'yı şiddetli bir şekilde eleştirirken, onların inancıyla Hristiyan ve Yahudilerin inancı arasında bir paralellik, bazı konularda benzerlik ve ortak noktaların olduğunu örneklerle ispatlamaya çalışmıştır. Bağdadi ise İbn-i Kerram'ın görüşleriyle Hristiyanların Allah'a cevher demeleri arasında bir benzerlik kurarken, çağdaş düşünürlerden Ali Sami en-Neşşar, Keramiye'nin bazı açılardan vatid-i vücut ve Eflatuncu felsefenin izlerini taşıdığını söylemektedir. İnancın akli esaslarını bulma ya da inanılanı bilgi düzeyinde anlatma ve bilmeyeni kolay kolay kabul etmeme gibi İnsan tabiatının özelliklerini dikkate aldığında, bir topluluğun yukarıda zikredilen ihtilaflardan tamamen uzak kalması mümkün gözükmemektedir. Bu açıdan konuyu değerlendirdiğimizde, kolaycı ve indirgemeci bir yaklaşımla bu problemin çıkış nedenlerini tamamen dış etkenlere bağlamak doğru değildir. Böyle olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan gelen bilgileri tebliğ ettiklerine mutlak anlamda inanma evresinden ihtilafların baş göstermesiyle birlikte inanılan esasların akli ilkelerini belirleme evresine geçmiş olan erken dönemden günümüze kadar Müslüman entelektüel çevrelerde tartışılan problemlerden bir tanesi de Allah'ın sıfatları ve bu konunun kapsamına giren diğer hususlar olmuştur. Müşebbihe dini metinlerinin lafızlarına tabi olmuştur. Doğrusu insani nitelikleri ifade eden bir teşbihi dil kullanmaksızın Allah hakkında konuşmak mümkün değildir. Fakat katı bir antropomorfizme saplandığında da ciddi problemlerle karşılaşacağı aşikardır. Günlük dilden aldığımız terimleri sözlük anlamlarıyla harfi harfine Allah'a atfetmenin savunulacak hiçbir yanı yoktur. Böyle bir dille oluşturulacak Allah telakkisi ancak paganist toplumların tanrı telakkileriyle ilgili olabilir. Öbür taraftan dilin yerleşik düzeninde var olan anlam alanlarındaki kullanımının imkanlarıyla Kur'an'ı anlamlandırmak, Kur'an-ı Kerim'in bütün beşeri dil düzlemini aştığını kabul etmemektir. Halbuki Kur'an beşeri bir dil kullanmakla birlikte hem lafız hem de anlam olarak olağanüstüdür. Öyle bir dili ve oluşturulan anlam bütünlüğünü dilin yerleşik düzeninde var olan anlam alanlarıyla sınırlandırmak bir sıradan okuyuş şeklidir. Vahyi gönderenle alıcı arasındaki ontolojik fark, alıcının görünmeyen, müşahede sınırlarına girmeyen bir alana iman etmeye davet edilmesi, kullanılan dilin görünenden görünmeyene doğru bir anlam göndermesi gibi hususlar dikkate alınmadığı zaman lafızcılık tehlikesine düşüleceği aşikardır. Müşebbihe, sıfat ve isimleri bizzat lafzi anlamlarıyla değerlendirmesi sebebiyle nesnel bir Allah anlayışı benimsemek zorunda kalmıştır. İdeolojik kaygıları ve Kur'an'ın dilini anlamadaki istidatsızlığından dolayı müşebbihe, bu konunun ayrıntılarına girmeden yukarıdaki sığ tutumuyla konuyu aydınlattığını zannetmiştir. Öbür taraftan Allah hakkında onun sadece ne olmadığını söyleyerek belli bir anlayışa ulaşacağı iddiası da bu problem etrafındaki tartışmaların öbür üç noktasını oluşturmaktadır. Halbuki bir şeyin ne olmadığını söylemek, o şeyin gerçekten ne olduğu konusunda açık hiçbir bildirimde bulunmamak demektir. Dolayısıyla Allah'ın salt ne olmadığını söyleyerek onu anlayacağımız ve hakkında belli bir tasavvura ulaşacağımız iddiası iddia olmaktan başka bir şey olmayacaktır. Kaldı ki Allah'ın sadece ne olmadığının bilinebileceğini savunarak kavranılmazlığa fazla ağırlık vermek, sonuç olarak bizi agnostizmden öteye götürmez. Hatta bu metotla ateizme kapı aralamış olur. Çünkü her türlü nitelendirmenin üstünde olan salt bir ya da mutlak dinin öngördüğü ve telkin ettiği tanrı olmadığı gibi,
Böyle bir uluhiyet anlayışının insan hayatı üzerinde etkili olması mümkün değildir. Zat-sıfat ilişkisiyle ilgili problemin tartışıldığı tarihsel süreçte müşebbihe ve muattıla Allah'ı kendi mutlaklığı, insanı da kendi tabiatı içerisinde değerlendirmediği, Kur'an'ın mutlak alemle ilgili verdiği bilgi ve kullandığı dili, insanın bilgi yetileri ve bilme sınırını iyi belirlemeden Allah-insan ilişkisini açıklamaya yeltenmesi sonucunda iki uç alana teşbih ve tatil düşüncesine saplanmak zorunda kalmışlardır. İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan müşebbihe ve muattılayı temsil eden mezheplerin ehl-i sünnet ekolünün karşısında varlığını sürdürmemiş olmaları, onların tanrı telakkileri konusundaki çelişkilerinden kaynaklanmaktadır. Bakillani'den sonra eşari kelamcılarının tevhile yöneldikleri bir gerçektir. Hatta onlar pek çok konuda açıkça Mutezile'ye adım adım yaklaşmıştır. Bu hususta Cüveyni'nin açık olarak rolü olmuş, bu anlayış talebesi Gazali tarafından sürdürülmüş, Fahrettin Razi ise zirveye ulaşmıştır. Bu arada Eşarilerle Mutezile'nin son temsilcileri arasındaki mesafe de büyük ölçüde daralmıştır. Bu durum genelde ehl-i sünnetin özelde de Eşarilerin inanç esaslarını yorumlarken bir takım metot hatalarının yapıldığının bir kanıtı olduğu gibi Mutezile'nin de toptancı bir yaklaşımla batıl bir mezhep ilan edilerek bütün fikirlerinin göz ardı edilmesinin doğru olmadığının göstermektedir. Yazarın ön sözü: bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ve övgü Allah içindir. Onun varlık ve kalıcılığı vaciptir. Değişmesi ve yok olması muhaldir. Kadri yüce ve kudreti büyüktür. Nimetleri ve iyilikleri herkesi ve her şeyi kapsayacak şekilde yaygındır. Yer ve gök birliğinin delilleridir. Sıfat ve isimleri teşbih ve tatil şaibelerinden uzaktır. Onun çıkması, her şeyi zapt ve istila altına almasıdır. İnmesi, iyilik yapması ve nimet vermesidir. Gelmesi, hükmetmesi ve infaz yapmasıdır. Yüzü, varlığı veya cömertliği ve ihsanıdır. Gözü, koruması, yardım etmesi ve kollamasıdır. Gülmesi, affetmesi, izin vermesi ve razı olmasıdır. Eli, inan ve ikramda bulunması ve seçmesidir. İki alemde de sadece onun irade edip istediği fiiller geçerlidir. Büyüklük, onun içen tarisi, yücelik, onun dış abasıdır. Çokça olan nimetleri ve güzel olan ikramları üzerine ona hamd ederim. Şehadet ederim ki, ondan başka ilah yoktur. O birdir ve ortaksızdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve peygamberidir. Bu peygamberi müşrikler hoşlanmasalar da bütün dinlerin üstüne çıkarmış, hidayet ve hak dinle göndermiştir. Allah ona, ahline ve ashabına merhamet etsin ve çokça selam versin. Ben en uzak doğu illerinde ikamet etmekle birlikte doğuda ve batıdakilerin hepsinin büyük, adil, mücahit, din ve dünyanın kılıcı, İslam ve Müslümanların sultanı, hak ve yakini himaye eden hükümdarların en faziletlisi olan Ebu Bekir İbni Eyyub'un faziletin şerefli hasetlerinde, doğruluğun açık meziyetlerinde, sağlam dini kuvvetlendirme ve istikamet yolunu koruma hususunda meliklerin en üstünü ve sultanların en mükemmeli olduğunda müttefik olduklarını duydum. Hakkın ve doğru olan mezhebin takviyesi için açılan bayrakları, gök tavanına kadar yüksek olmakta devam etsin ve onun kudret ve hükmünün ışıkları ve izleri gündüz geceyi takip ettiği sürece devam etsin. Bu duyuşum üzerine mekan uzaklığına ve ülke farklılığına rağmen kendisine değerli bir armağan ve beğenilen bir hediye olmasın dileğiyle Esas-ı Takdis ismini verdiğim bu kitabı ithaf ettim. Kerem sahibi olan Allah'tan dilerim ki, fazıl ve keremiyle onu dünya ve ahirette bu kitaptan faydalandırsın. Fahrettin Errazi, 1156, Şehri Rey.
1. Bölüm. Allahu Teala'nın cisim olmaktan ve bir mekana yerleşmekten münezzeh olduğunu gösteren delilleri içeren birkaç başlıktan oluşmaktadır. 1. Kısım. Delillere geçmeden önce söylenmesi gereken 3 mukaddemeyi içeriyor. 1. Mukaddeme. Bir mevcudun Allah'ın varlığını iddia ve ispat etmek hakkında. Biz burada veya şurada olduğuna parmakla işaret edilemeyen bir mevcudun vücudunu, varlığını iddia ediyoruz. Diğer bir deyimle biz mekan ve cihetlerden hiçbirisiyle bağlılığı bulunmayan bir mevcudun vücudunu iddia ediyoruz. Daha değişik bir ifadeyle biz ne alemin içinde ne de onun altı cihetinden birine tekabül edecek şekilde onun dışında olan bir mevcudun varlığını iddia ediyoruz. Bu ifadeler lafız olarak birbirinden farklıysalar da hepsinden kastedilen mana aynıdır. Bu iddiaya muhalefet edenlerden bazıları onun zorunlu olarak fasit olduğunun bilindiğini ileri sürmüştür ve şunu söylemiştir. Zaruri bir ilimle bilinir ki iki mevcuttan birisi ister istemez ya diğerinin içinde olur ya da kendisini çevreleyen altı cihetten birinde olmak üzere onun dışında olur. Bu sebeple iki mevcudun bu 7 ihtimalin hilafına olan bir pozisyonda olmalarını kabul etmek aklın bedahetine batıldır. Bu kimselerin söyledikleri gerçekten bedihi ve zaruri olmasaydı, o zaman sıralayacağımız delilleri zikretmeye çalışmak caiz olmazdı. Çünkü gerçeğin onların söyledikleri gibi olması durumunda Allahu Teala'nın alemin içinde veya onun dışındaki bir cihette olmadığını ispatlamaya çalışmak, zaruri bilgileri iptal etmeye kalkışmak olurdu. Nazari delillerle zaruri bilgileri iptal etmeye kalkışmaksa aslı ferle çürütmeye kalkışmaktır. Buysa hem aslın hem de ferin birlikte eleştiri konusu olmaları sonucunu doğurur. Bu sonuçsa batıldır. Böyle batıl bir sonucun ortaya çıkmaması ve sözünü ettiğimiz delilleri zikretmenin anlamsız olmadığının sabit olması için söyledikleri şeyin zaruri ve bedihi olmadığını açıklamamız lazım. Onun için diyoruz ki aşağıdaki hususlar onların söylediklerinin zaruri ve bedihi olmadığını gösteriyor. 1. Değer verilen akıl sahiplerinin çoğunluğu Allahu Teala'nın bir yere yerleşmediği, altı cihetten birine bağlı olmadığı, alemin içinde olmadığı ve onun cihetlerinden birinde olacak şekilde dışında olmadığı hususunda ittifak etmiştir. Halbuki bu hususların fasit olduğu zaruri olarak bilinseydi, o zaman akıl sahiplerinin bunlar üzerinde ittifak etmeleri mümteni olurdu. Çünkü böyle büyük bir topluluğun zaruri olan gerçekleri inkar etmekte birleşmeleri aklen caiz değildir. Kaldı ki filozoflar bir yere yerleşmeyen ve bir yere yerleşenlere hülul edip gitmeyen bir takım mevcutların varlığını kabul etmiştir. Akıllar, nefisler ve heyula bu mevcutlardandır. Hatta filozoflar her insanın ben mevcudum sözüyle işaret ettiği varlığın ne cisim ne de cisme bağlı bir şey olduğunu söylemişlerdir. Ve hiç kimse bunların bu iddialarıyla bedihiyatı yani açık gerçekleri inkar ettiklerini ileri sürmemiştir. Aksine Mu'tezile'den Ma'mer İbni Ambat Es-Sülemi, Rafizilerden Muhammed İbni Numan ve bizim ashabımızdan Ebu'l-Kasım El-Ragıp ve Ebu Hamid El-Gazali gibi Müslüman bilginlerden oluşan büyük bir topluluk filozofların bu görüşünü doğru bulmuştur. Hal böyle olunca Allahu Teala'nın bir mekanda olmadığını ve bir mekanda olana yerleşmediğini söylemenin akılların bedahiyetiyle reddedilen bir şey olduğunu söylemek nasıl mümkün olabilir? 2. Akla şu 3 önermeyi arz edelim. Aleme dahil olmayan ve onun cihetlerinden birinde olacak şekilde haricinde de bulunmayan bir varlık mevcuttur. Bir sayısı 2 sayısının yarısıdır. Nefi ve ispat, olumluluk ve olumsuzluk birleşmezler. Bu önermeleri akla arz ettiğimizde görürüz ki, akıl birinci önermede hükümsüz kalır. İkinci ve üçüncü önermelerde ise kesin hüküm verir. Bunlar zaruri olarak bilinir. Bu durum, aklın birinci önermede ne kabul ne de rıt şeklinde bir tavır koymakta kat'i ve kesin olduğunu gösterir. İşte biz buna dayanarak diyoruz ki, akıl bu önermede diğer önermelerdeki gibi kesin hüküm koymadığına göre anlıyoruz ki
O akıl alemden başkasının alemin içinde olmasını veya alemin cihetlerinden birinde bulunmasını gerektirmez. O bunların aksini de caiz görür. Bu gerçek sabit olunca diyoruz ki, muhaliflerin zannettiği şey aklın zorunlu gördüğü bir hüküm değil, vehim ve hayalin bir yanılgısıdır. Vehim ve hayal yalnızca hissedilen yani maddi olan şeylerde tasarruf ettikleri için her şeye bu hissedilen şeylere mahsus olan hükümleri tatbik ederler. 3. Mevcut, var olan bir şey ya bir yerin içindedir ya da bir yerin içinde olanın içindedir ya da ne öyle ne de böyledir dediğimiz zaman aklın kesin olarak bu taksimi sahih bulduğunu görürüz. Halbuki mevcut ya bir yerin içindedir ya da bir yerin içinde olanın içindedir demekle yetindiğimiz zaman zaruri olarak anlarız ki bu taksim tam ve kapsayıcı değildir ve ancak üçüncü bir kısım eklenmesiyle tamamlanır. Bu üçüncü kısım da mevcudun ne bir yerin içinde ne de bir yerin içinde olanın içinde bulunmasıdır. Durum bu olunca zarurette biliriz ki bu çeşit varlığın mevcudiyeti çekişmesiz ve tartışmasız olarak akla uygundur. Onun fiilen mevcud olup olmadığıysa ancak ayrıntılı delillerle hükme bağlanabilir. 4. Zaruri olarak biliriz ki, insan fertleri, insanlık kavramında birbiriyle ortak, hususiyet ve özelliklerde ise birbirinden ayrıdırlar ve ortaklığı oluşturan yönleri ayrılığı oluşturan yönlerinden farklıdır. Bu gerçek, insanlığın kavram olarak belirlenmiş bir şekle sahip olmadığını söylemeyi gerektirir. Bu demektir ki insanlık kavram olarak soyut ve akli bir nesnedir. İnceleme ve araştırma soyut ve akli olan nesnelere mahsus olan beş duyuyla algılanandan ayrıldığına göre artık mahsus olan şeylerin yaratıcısının his ve hayalin hükümlerinden münezzeh olması akıl tarafından uzak görülebilir mi? 5. Herhangi bir mahiyeti, tarif ve hakikatiyle ele aldığımız zaman konum ve yerleşim olayını hiç akla getirmeden de onu düşünebiliriz. Örneğin insan, ilmin tarifini ve tabiatın mahiyetini öğrenmek için ciddi bir akli çaba sarf ettiği zaman bunların bir mekan veya cihete bağlı olduklarına hükmetmek şöyle dursun, bu hususlardan tamamen gafil bir durumda bulunur. Bu da gösteriyor ki yer, şekil ve mekanı düşünmediğimiz zaman da mahiyetleri düşünmemiz mümkündür. 6. Herhangi birimiz bütün akıl ve fikriyle bir meseleyi anlamaya çalıştığı zaman, sonunda kendi içinde ben bu meseleyi şöyle anladım veya bu konuda şuna hükmettim diyebilir. O bunu söylediği zaman kendi nefsinin yani zatının varlığının da farkında olur. Çünkü kendi kendisinin farkında olmadığı takdirde ben anladım, ben hükmettim demesi mümteni olur. İşte o bu durumdayken kendi zatının bir mekanda olduğunu veya onun bir şekil ve miktarla vasıflı bulunduğunu bilmek şöyle dursun, mekan ve cihet kavramlarından da habersizdir. Bu da kesin olarak ortaya koyuyor ki konum ve cihetten mücerret ve soyut olan bir şeyin varlığı akla uygundur. 7. Biz eşyayı görürüz fakat gören gözümüz kendi kendisini görmez. Hayal gücü de eşyayı tehayyül eder fakat bu kuvvet de kendi kendisini tehayyül etme imkanına sahip değildir. İşte görme ve hayal etme kuvvetinin bu hali her şeyin görülmesi veya hayal edilmesinin vacip olmadığına delalet ediyor. Bu gerçekte zikrettiğimiz ihtimalin konum ve cihetten mücerret olan bir şeyin akla uygunluğunun kapısını açıyor. 8. Hasımlarımız için his ve hayalin hükmüne muhalif olan bir şeyin varlığını kabul etmeleri kaçınılmazdır. Bu baptaki hasımlarımız Keramiye ve Hanbelilerdir. Biz Keramiye'ye desek ki, şayet Allahu Teala his ile işaret edilebilen bir şey olsa, o zaman ayrışır ki bu da onun mürekkep olması demektir. Halbuki siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ya da ayrışmaz, bu da onun küçük ve hakir oluşta ayrışmayan nokta veya parçalanmayan zerre gibi olması demektir. Onlar bu sözümüze karşı şöyle derler. Allahu Teala birdir, terkip ve teliften münezzehtir, o küçük ve hakir de değildir. Malumdur ki onların benimsedikleri bu görüş his ve hayalin kabul ettiği bir şey değildir. Hatta akıl bile bunu kabul etmez. Çünkü hisle işaret edilen bir şey, eğer cihetlerde ve yerde uzanma ve açılma sahipse
onun bir tarafı diğer tarafından ayrı olur. Buysa aklın bedahetiyle o şeyin kısımlarından oluştuğunu ve ayrışabildiğini gösteriyor. Ve eğer o şey cihetlerde, yani sağda, solda, üstte, altta uzama ve açılıma sahip değilse, o zaman da ayrışmayan bir nokta ve son derecede küçük ve hakir bir şey olur. Aklın hükmü buyken onların, yani keramiyenin, Allahu Teala'nın hem kısımlara ayrılmadığı hem de açılımda sonsuz ve büyük olduğu görüşünü benimsemeleri, nefi ve ispatı birleştirmek ve dolayısıyla aklın bedahetiyle reddedilen bir durumu kabul etmeleri anlamına geliyor. Allahu Teala için cüz ve parçaları kabul eden Hanbeliler de onun mahsus şeyden farklı olduğunu söylüyor. Bunlara göre de onun zatı toplanmak, dağılmak, değişmek, yok olmak gibi olaylarla sağlık, hastalık, hayat ve ölüm gibi hallerde hissi varlıklar gibi değildir. Çünkü böyle olsaydı ya o da bir yaratıcıya muhtaç olurdu ve bundan teselsül lazım gelirdi ya da mümkün ve hadis olmanın yaratıcıya ihtiyaç doğurmayacağını söylemek lazım gelirdi. Bundan da yaratıcıyı inkar etmek sonucu çıkardı. Bu açıklamayla sabit oldu ki Hanbeliler için de Allahu Teala'nın zatını diğer zatlardan ayıran özelliğin mahiyetine vehim ve hayalin ulaşamadığını kabul etmek kaçınılmazdır. Bunu kabul etmek de vehim ve hayalin hükmü dışında bir şeyin bulunduğunu itiraf etmektir. Hal böyle olunca vehim ve hayal nasıl olduğunu idrak etmese de alemin içine girmeyen ve onun cihetlerinde bulunmayan bir mevcudun varlığını nasıl kabul etmez? Hem sonra Hanbeliler zahir manası uzuv ve organ vehmini veren ayet ve hadislerle istidlal ederken bunları Allahu Teala için yaratıklarda olanlardan farklı bir mahiyette düşündüklerini açıklar. Bu demektir ki bunlar Allahu Teala için yaratıkların yüzlerinden farklı bir yüz ve onların elinden farklı bir el kabul ederler. Malumdur ki bunların söyledikleri manada bir yüz ve el vehim ve hayalin kabul etmediği şeylerdir. Hanbeliler vehim ve hayalin muhalefetliğine rağmen bunları kabul ettiklerine göre vehim ve hayal nasıl olduğunu idrakten aciz kalsa bile Allahu Teala'nın mevcut olduğunu ve fakat diğer mevcutlardan farklı olarak ne alemin içinde ve ne de onun cihetinde olduğunu söylemek niçin mümkün olmasın? 9. Müşebbihe der ki alem ve yaratıcı iki mevcuttur. Her iki mevcuttan birisi de ya diğerinin içindedir veya onun dışında. İki mevcuttan birisinin öyle veya böyle olması zaruretle bilinen bir husustur. Bu durum karşısında Allahu Teala'nın alemin içinde olduğunu söylemek muhal olduğuna göre onun dışındaki bir cihette olmasından başka bir seçenek yoktur. Müşebbihe Allahu Teala'nın mekan ve cihete bağlı olduğunu bu şekilde ispat etmeye çalışıyor. Dehriler de şunu söylüyor. Alem ve yaratıcı iki mevcuttur. İki mevcudun vücutları var olmaları da ya birlikte olur ya da biri diğerinden önce olur. Alem ve yaratıcının birlikte vücut bulmaları muhaldir. Çünkü bunların birlikte bulunmalarından ya alemin kadim ya da yaratıcının hadis olması lazım gelir. Bu şıkların ikisi de muhaldir. Öyleyse yaratıcının vücudu alemden öncedir. Bu önceliğin zaman ve süre itibariyle olduğu hususunda da zaruri ilim hasıldır. Bu da sabit olunca yaratıcının önceliği eğer sınırlı ve başı olan bir zamanda olsa onun da hadis olması lazım gelir. Eğer sınırı ve başı olmayan bir zamanda olsa zamanın kadim olması gerekir. Birinci şık batıl olduğu için ikinci şık yani zamanın kadim olduğu sabit olur. Dehriler zamanın kıdemini bu şekilde ispat etmeye çalışıyor. Biz diyoruz ki, yukarıdaki sözlerin hasılı ve özü şudur. Müşebbihe, yaratıcının alemden ayrılmasının ancak cehit içinde olması şeklinde düşünülebildiğini iddia eder ve bundan ilahın bir cihette olduğu sonucunu çıkarır. Dehriler de, yaratıcının alemden önce olmasının ancak zaman itibariyle düşünülebildiğini ileri sürer ve bundan zamanın kadim olduğu sonucunu çıkarır. Bunlara karşı biz şunu söylüyoruz. Hayalin Allahu Teala hakkındaki hükmü ya makbuldur veya makbul değildir. Eğer bu hüküm kabulse müşebbihenin de dehriler gibi düşünmeleri lazımdır.
Yani onlara göre de yaratıcının başı olmayan bir zamanla alemden önce olması sebebiyle zamanın da kadim olması gerekir. Halbuki onlar bunu düşünmüyorlar. Ayrıca dehrilerin de müşebbih gibi düşünmeleri lazım gelir. Yani bunlara göre de yaratıcının alemden ayrı olması, onun bir cihette olması tarzında olduğu için onun bir mekana bağlı olması gerekir. Fakat bunlar da bunu söylemiyorlar. Böylece iki fırka da gerekli olan görüşün dışına çıkmış ve çelişkiye düşmüş olmaktadır. Denilse ki, vehim ve hayalin hükmü Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında makbul değildir. O zaman biz de şunu söyleriz. Müşebbihinin iki mevcuttan birisinin ya diğerine hülul etmesi ya da bir cihette olmak üzere ondan ayrı olması lazımdır demeleri hayali ve batıl bir sözdür. Bunun gibi dehrilerin de yaratıcının alemden önceliği zaman itibariyle olmasın gerekir demeleri de hayali ve batıldır. İşte bu vehim ve hayalin hükmünü Allahu Teala'nın zatından ve sıfatlarından uzak tutan tevhid ve tenzih ile arkadaşlarımızın görüşüdür. Dosdoğru yön ve dümdüz yol budur. 10. Akılın Allahu Teala'nın fiil ve sıfatlarını anlaması onun zatını anlamasından daha kolaydır. Bu böyleyken müşebbihe onun fiil ve sıfatlarının da his ve hayalin hükmüne muhalif oldukları hususunda bizimle aynı fikirdeler. Allahu Teala'nın fiillerinin böyle olduğuna dair birkaç vecih vardır. 1. Eşyada müşahede ettiğimiz değişiklikler sıfatların değişmesidir. Örneğin su ve toprağın bitkiye dönüşmesi, bitkinin insan bedeninin bir parçası haline gelmesi böyle bir olaydır. Önceden bir madde ve bir asıl bulunmaksızın eşyanın vücut bulmasıysa hiç şüphesiz ki müşahede etmediğimiz bir şeydir. Onun için de vehim ve hayalimiz bunun olabileceğine hükmetmez. Fakat buna rağmen biz Allahu Teala'nın önceden bir madde ve asıl bulunmadığı halde ilk olarak eşyayı icat ettiğini kabul ediyoruz. 2. Biz herhangi bir şeyin hüdüs bulup oluşmasının ancak belli bir zamanda olabileceğini düşünüyoruz. Buna rağmen zamanın kendisinin bir zamanda hüdüs bulup oluşmadığına hükmediyoruz. 3. Bir şeyin fail değilken yapıcı bir fail durumuna gelmesinin ancak ondaki bir hal ve sıfat değişikliği sonucunda olabileceğini düşünüyoruz. Buna rağmen Allahu Teala'nın böyle bir değişiklik olmadan alemin yaratıcısı olduğunu kabulleniyoruz. 4. Biz bir iş yapan failin bunu ancak bir menfaatin temini veya bir zararın defi için yaptığını düşünüyoruz. Fakat aynı zamanda Allahu Teala'nın alemi bu türlü gayeler için yaratmadığını kabulleniyoruz. Allahu Teala'nın sıfatlarının böyle olmadığını açıklama konusunda birkaç vecih vardır. 1. Biz bir anda ayrıntılı bir şekilde nihayeti olmayan şeyleri bilen bir zatın olabileceğini düşünemiyoruz. Kıyaslamak için kendi kendimizi denediğimiz zaman görürüz ki aklımız belli bir şeyi bilmeye çalıştığı anda başka bir şeyi anlamaktan aciz kalıyor. Fakat buna rağmen iman ve itikad ederiz ki Allahu Teala ilminde bir şüphe ve karmaşa meydana gelmeden ayrıntılı bir şekilde nihayeti bulunmayan şeyleri biliyor. Onun bu şekilde bilinebilen bütün şeyleri bilmesi vehim ve hayalin hükmü dışında kalan bir olaydır. 2. Biz görürüz ki iş yapan herhangi bir kimse için alet ve malzeme kaçınılmazdır ve biliriz ki zor şeyler onları yapanlar açısından yorulma ve meşakkat çekme sebebidir. Fakat bununla birlikte itikad ederiz ki Allahu Teala alet ve malzemeye muhtaç olmadan ve meşakkat çekip yorgunluk duymaktan münezzeh olarak arştan toprağın altına kadar alemi evirip çevirmektedir. 3. Biz inanırız ki Allahu Teala arştan toprağın altındaki şeylere kadar bütün mahlukatların seslerini duyar ve göklerin en üstünden yerlerin en altına kadar küçük ve büyük bütün şeyleri görür. Malumdur ki beşerin vehim ve hayali böyle bir mevcudun varlığını kabullenmekten acizdir. Fakat buna rağmen biz Allahu Teala'nın böyle bir mevcud olduğuna iman ederiz. Bununla sabit oldu ki vehim ve hayal Allahu Teala'nın fiil ve sıfatlarını anlamaktan çok ama çok acizdir. Biz ise vehim ve hayalin muhalefetine rağmen bu fiil ve sıfatları kabul ediyoruz.
Allah-u Teala'nın zatının hakikatini anlamanın sıfatları anlamaktan daha zor ve erişilmeyen bir yükseklikte olduğu da sabittir. Hal böyle olunca sıfat ve fiilleri tanımakta vehim ve hayali bir tarafa bıraktığımıza göre zatı tanımakta da onları devre dışı bırakmak daha uygun ve evladır. Bu zikredilen 10 delil Allah-u Teala'nın mekan ve cihetten münezzeh olmasının sari aklın reddettiği bir husus olmadığını ispatlamaktadır. Aradığımız da zaten budur. Başarı Allah-u Teala'nın yardımıyladır. Bu bahsi Aristo'nun İlahiyat üzerindeki kitabının başında yazdığı söylenen şu sözlerle kapatıyoruz. İlahi marifetleri Allah-u Teala ile ilgili bilgileri tahsil etmek isteyen bir kimse önce ikinci bir fıtrat ve tabiat kazanmalıdır. Şeyh İbn Sina şöyle demiştir. Aristo'nun bu sözü vahiy ve nübüvvete uygundur. Çünkü Allah-u Teala biz insanı çamurun özünden yarattık diye başlayan ayetlerde cesedin oluşum aşamalarını anlatmış ve iş ruhun bedene taalluk ve girmesi aşamasına girince bundan sonra onu bambaşka bir mahluk halinde inşa ettik buyurmuştur. Bu son cümle bir işaret ve tembihtir ki ruhun bedene taalluk ve girme keyfiyeti nutfenin bir halden bir hale girmesi türünden bir olay değildir. O bütün bu aşamalardaki oluşumlardan ayrı ve farklı bir şeydir. Bu sebeple bundan sonra onu bambaşka bir mahluk halinde inşa ettik buyurulmuştur. Tıpkı bunun gibi insan sufli ve ulvi, yerdeki ve gökteki cisimlerin hal ve sıfatlarını teemmüm ettiği zaman bunların bilinebilen kanun ve kurallar dahilinde olduklarını görüyor. Fakat buradan Allah-u Teala'yı tanımaya, anlamaya geçmek istediği zaman kendisinde mevcut olandan ayrı bir fıtrat ve cisimleri tanımaya ve anlamaya yarayan akıldan başka bir akıl edinmek zorunda kalıyor. Bu mukaddimedeki sözümüz burada bitti. Başarı Allah-u Teala'dandır. İkinci mukaddime. Mevcut olan her şey için misal ve benzer bulunmasının gerekli olmadığı hakkındadır. Hiç şüphesiz her mevcut için bir misal ve benzer bulunması vacip değildir. Misal ve benzeri nefyetmekten de bir mevcudu nefyetmek lazım gelmez. Bunun delilleri ise şöyledir. 1. Akılın bedaheti. Özel sıfatlarla vasıflı olan bir şeyin bulunmasını ve diğer şeylerin bu sıfatlarda ona muhalif olmasını kendisine uzak görmez. Akılın bedaheti bunu reddetmediğine göre anlıyoruz ki, bir şeyin benzerinin yokluğundan o şeyin de yokluğu lazım gelmez. 2. Bir şeyin varlığı ya ona benzeyen şeyin varlığına bağlıdır veya değildir. Birinci şık batıldır. Çünkü iki şey arasında bu türlü bir benzerlik bulunursa, eşitlik prensibiyle onlardan birine lazım olan haller diğeri için de lazım olur. Bu durumda birinin varlığı diğerinin varlığına bağlı olursa, diğerinin varlığı da ona bağlı olur ve sonuçta her birinin varlığı kendi varlığına bağlı olur. Bu ise akılın bedahatiyle batıldır. Böylece sabit oldu ki bir şeyin varlığı benzerinin varlığına bağlı değildir. Öyleyse benzerin yokluğundan bir şeyin yokluğu lazım gelmez. 3. Bir şeyin tahayyünü yani meydana çıkması, o meydana çıkışın başka bir şeyde hasıl olmasının mümteni olmasından ileri gelir. Çünkü böyle olmasa o şey diğer şeyin aynısı olur. İki şeyin aynı şey olmasıysa akılın bedahatiyle batıldır. Bununla sabit oldu ki bir şeyin tahayyünü onun başka bir şeyde hasıl olmasının mümteni olmasından ileri geliyor. Bundan da şunu anlıyoruz. Benzer bir mislin yokluğu bir şeyin yok olduğunu söylemeyi gerektirmez. Böylece bir benzerini görmedikçe ne aleme muttasıl yani bitişik ne de ondan munfasıl yani ayrı olan bir mevcudun varlığını düşünmemiz mümkün değildir diyenlerin sözünün batıl ve fasıt olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bize göre bu vasıfla vasıflı olan yalnızca Allah-u Teala'dır. Ve açıkladığımız gibi misal ve benzerlerinin bulunmamasından bir şeyin yokluğu lazım gelmez. Onun için yukarıdaki söz tamamen geçersizdir. Başarı Allah'tandır. Üçüncü mukaddime. Allah-u Teala'nın cisim olduğunu söyleyenlerin görüşü hakkında.
Allahu Teala'nın cisim olduğunu söyleyenler kendi aralarında ihtilaf etmiştir. Bunlardan bazıları onun insan suretinde olduğunu söylemiştir. Bu ümmetin teşbihçileri Allahu Teala'yı genç bir insana benzetmiştir. Yahudi milletinin teşbihçileri ise Allahu Teala'yı yaşlı birine benzetmiştir. Ancak bunlar bu benzetmelere rağmen Allahu Teala hakkında intikal, gidiş ve gelişi caiz görmemiştir. Müşebbihenin muhakkik yani alim kesimi ise Allahu Teala'nın nur suretinde olduğunu söylemiştir. Ebu Maşer el-Müneccim şunu zikretmiştir. İnsanların putlara ibadet etmeyi din haline getirmelerinin sebebi, bu insanların atalarının daha önce bir dönemde müşebbihe mezhebinden olmalarıdır. Bunlar alemin ilahının büyük bir nur olduğuna inanıyorlardı. Böyle inandıkları için de bu ilahın şekline göre bir put yapmışlar ve bunu en büyük put kabul etmişlerdir. Ondan sonra meleklerin inandıkları suretlerine göre putlar yapmışlardır ve ilahi meleklere ibadet etmek inancıyla bu putlara tapmaya başlamışlardır. Bu o demektir ki putperestlik teşbih inancından doğmuştur ve onun bir fer'i uzantısı gibidir. Teşbihçilerin çoğu Allahu Teala hakkında hareket ve sükunu caiz görmezler. Keramiye'ye gelince, bunlar teşbihçi olmalarına rağmen Allahu Teala için uzuv ve organa inanmazlar. Onlar bunun yerine Allahu Teala'nın arşın üzerinde olduğunu söylerler. Bu inançları üç anlama geliyor. Birincisi Allahu Teala'nın arşa bitişik olması. İkincisi onun sınırlı bir mesafeyle arştan uzak olması. Üçüncüsü onun sınırsız, nihayetsiz bir mesafeyle arştan uzak olmasıdır. Bu tarife Allahu Teala'nın arşın üzerinde olmasını da kendi zatından kaynaklanan bir sebep veya kadim bir manadan dolayı meydana geldiği hususunda kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Mukaddimelerle ilgili sözlerimiz burada tamamlandı. Muvaffakiyet yalnız Allah'tandır.